Ne olur. Bak ben yarın ilk iş bu altınlardan bozdurup sana birkaç tanesinden yollarım. Tamam. Tamam. Hadi. Hadi Allah'a emanet. Hadi. Vay Mebrure. Ben evde yokken hazineyi çıkartmışsın ortalığa. Ne hazinesi Şevket? Harçlıklarımdan artırıp altın alıyorum. Hem Cahide Hanım da biliyor. Hepsini helal parayla aldım ben onların. Tamam Mebrure. Ver bakalım sen o helal altınları bana. O aç köpeklere de 5 kuruş yok, tamam mı? Sen merak etme bunları. Ben bunları kasaya koyacağım. Şevket. Allah aşkına. İçlerinden birkaç tanesini alayım bari. Yemin verdim ben. Günahtır. 5 kuruş yok onlara. Benim tepemin tasını attırma. Ama söz verdim ben. Söz verdim. Siz benimle ufak bir gezintiye çıkıyorsunuz. Şevket Bey'i ziyarete gidiyoruz. Siz burada kalın. Saklayayım sizi. Ne olur ne olmaz ha? Acıyor mu hala? Biraz. Böyle? Acıyor. Çok mu acıyor? Ya böyle acı çekerek nasıl çizebileceksin ki Gürru? Bir doktora falan gitseydin. Of Gürru ya, sen acıdan mı ağlıyorsun? Acıdan. Acıdan. Gürru. İyisin değil mi? Başka bir şey yok. İyiyim, yok bir şey. Gel. İstediğiniz çizimler geldi Gülfem Hanım. Teşekkürler Ayşegül. Ayşenur efendim. Bu değil. Bu da değil. Ve bu da değil. Benim ekibime ya. Sen ne yapıyorsun Gülfem? Sen ne yapıyorsun? Çiz. Çiz, çiz, çiz. Hayır.
Gürür, daha kaç model çıkaracaksın sen böyle? Bilmiyorum. Duramıyorum. Ben sokak defilesi için gerekli görüşmeleri yaptım. İzinleri de aldım. Ama sen durmadan çiziyorsun. Daha kumaşlara bile bakmadın. Biz yetişemeyeceğiz bence. Yetişeceğiz. Kumaşlar gelsin be. Ben seçimleri yapacağım. Ondan sonra dikişe geçeceğim. Ne? Dikişleri de mi sen yapacaksın? Yürü, sence bizim birkaç kişi de almamız gerekmiyor mu? Yani bir süre böyle Duygu. Kendi yağımızla kavrulacağız artık. Biraz para kazanmadan alamam kimseyi işe. Cihan'a daha fazla borçlanmak istemiyorum. Ha. Karı koca arasında borç da oluyormuş demek. İyi çalışmalar. Senin ne işin var burada? Hemen git. Duygu. Atölyeni kimin yağmalattığını merak ediyordun değil mi Gürrüm? Bendeniz İlhan Semerci. Siz kendiniz mi çıkarsınız, polis mi çağırayım? Siz de Gülru Sipahi olmalısınız. Zarif bir isim. Adeta marka olmak için yaratılmış. Duygu, polisi ara. Ben hallederim Gülru, sen merak etme. Bu küçük yanlış anlamayı bu kadar büyütmeyelim isterseniz. Atölyemden uzak durun beyefendi. Bir daha da karşıma çıkmayın. İyi çalışmalar Gülcan Hanım. Cici annem tasarımlarınızın müptelası olacak. Belli. Dün geceki baskın çok eğlenceliydi. Cici annecik pek eğlenmedi yalnız. Söyle o cici anneciğe, onu bekliyorum. Eğer taksitleri ödemezse yine geleceğim. Bana sözünü tutana kadar her gece yine geleceğim o eve. Kapıdan sokturmasa bacadan gireceğim. Annem mi gönderdi? Üzgünüm Duygucuk. Annen babamın paralarını hapur hapur yerken sizin için 5 kuruş ayırmayı düşünmüyor. Bu çek ne o zaman? Bu çekle o babanın değil 3 ay, değil 1 sene. O zavallı hayatının sonuna kadar o güzel huzur evinde tutabilirsin. Kalanıyla da eski hayatına minik adımlar atabilirsin. Sahi eski hayatını hatırlıyorsun değil mi Duygucuk? O alışveriş için Milano'ya, kışın ortasında denize girmek için Maldivlere gittiğin günleri. Şimdi annene yalvardığın o 3 aylık parayı gözünü kırpmadan bir günde harcadığın günleri. Defol git buradan. Geçmiş senin için çok uzakta değil Duygu. Al bu kağıt parçasını. Hem babanı kurtar hem de özlediğin ne varsa kavuş. Karşılığında. O sokak köpeğini geldiği yere geri gönder. Ulan günlerce düşündüm bu adam kim, bu adam kim diye. Anasını satayım ya, yani hani bir iş var işin içinde, çözemiyorum. Cici kardeşi çıktı herif lan. Cici kardeş ne lan? Ya bunun anası gitmiş işte, öbür herifin babasıyla evlenmiş. O durumda cici kardeş dönüyormuş. Ulan şu hayatta ne acayip şeyler oluyor. Onlar da dönüyor, seni buluyor ya birader. Hiç girme oralara birader ya. Hani ben bu kızı geçmişiyle yargılamayacağım yani, anladın mı? Ben bu kızı seviyorum. Lan helal olsun lan sana. Vallahi helal olsun birader ha.